Hanımlar beyler, Uykusuzlar Kulübü devam ediyor. Şimdi konuğum Fatih Bulut. 35 yaşında, Kayserili ve 10 kardeşler. Askerliğini yaptıktan sonra bir süre çelik kapı kaynakçılık alanında çalışıyor. Daha sonra düğünlerde şarkı söylemeye başlıyor. Yıllarca düğün şarkıcılığı yapıyor. Ama Çok Sevdim Yalan Oldu şarkısıyla sosyal medyada en çok dinlenen şarkı listesine giriyor. Şarkısı ilk 8 günde 15 milyon kere görüntüleniyor. Bu inanılmaz bir rakam. Şu anda YouTube'da 128 milyon kez izlenmiş. Şarkı Türkiye'nin en popüler şarkılarından biri haline geliyor. Şarkının tanınmasında bir diğer sebep de oyuncu İrem Sakın bu şarkıyla yaptığı sosyal medya paylaşımı oluyor. Fatih evli ve iki çocuğu var ve böyle bir ilgiyi hiç beklememiş ve biz de çok mutluyuz şimdi Sayın Fatih Bulut'u konuk olarak aldığımız için. Şimdi bir yandan da ilginçtir, nota bilmiyorsunuz. Evet hocam. Ve 2 yaşındayken geçirdiğiniz bir rahatsızlıktan dolayı bir kulağınızda %40 işitme kaybınız var. Doğru hocam. Peki bu başarıyı nasıl değerlendiriyorsunuz? Ama işte başarı sevenler sayesinde, önce Allah'ın sonra sevenlerimiz sayesinde gerçekleşti o kanalı. Ne güzel. Hani Kayseri'yi temsil edelim derken Türkiye'yi temsil ettik. Evet. O da bize mutluluk verdi. Evet, YouTube'da bütün dünyanın kullandığı en büyük platformda dünya çapındaki Avrupa'yı da aşmışsınız. Aynen. Amerikalı sanatçılarla yarışır hale gelmişsiniz. Bu inanılmaz bir rakam. Peki belki görmeyen, henüz izlemeyen vardır. Bu klipten, Çok Sevdim Yalan Oldu klibinden kısa bir bölüm izletelim izleyicimize. İlk kalanlarda izlerler. Geceler zalim geceler. Fatih Bey, klibiniz de çok ilginç. Kapalı Çarşı'nın üstünde çekiyorsunuz. Evet. İlk görüntüleriniz oradan. Şimdi orası da ilginç bir yer. Çünkü ben bir film var. Dünya çapında meşhur bir film. Arzu edenler bakabilirler. Netflix'te de, Netflix'in sonradan gösterdiği önemli filmler arasında da var. Uluslararası diye bir film. Daha sonra bir de Görevimiz Tehlike ya da James Bond orada çekildi. İzin almak çok zordur. Evet. Ben de orada bir tekstil için fotoğraf çekmiştim. Yine o çatıya çıkar. Şimdi sizin klibinizde görüyorum. Çatı, Kapalı Çarşı'nın çatısı, bütün o çatılar onarılmış ve çok güzel olmuş. Evet, James Bond işte film esnasında bayağı bir hasar görmüş abi. Ondan sonra bir onarıma gitmiş. Onarıma girmiş. Çünkü ben Uluslararası filminde görmüştüm. Ondan sonra araştırdım falan filan. Sonra Kapalı Çarşı'da olduğunu anladım. Kimse bilmiyor. Kimse, çünkü herkes Kapalı Çarşı biliyor. Ama bu muhteşem görüntüyü, yani çatılarını ve cami ve diğer kubbeleriyle beraber bu muhteşem görüntüyü bilmiyorlar. Ben buldum, girdim Kapalı Çarşı'ya, dedim sizin böyle bir yeriniz var galiba, buyurun dediler falan filan. Ben kendi ismim sayesinde böyle bir izin aldım. O zaman tabii Kapalı Çarşı yönetimi sağ olsunlar, idarecileri bana bu izni verdiler. Sonra James Bond ondan sonra ve çok güzel onarılmış. Siz zor bir işi başarmışsınız. Aynen, biz de bayağı bir uğraştık abi, izin aldık. Serkan Özdemir abimiz, Dark Müzik. Evet. Samsun Demir. Evet. Abilerimiz Samsun Demir de var işin aynen, içinde. Uğraştı. Evet. Size yatırım yapmakta büyük bir akıllılık göstermişler. Evet. Hakikaten siz bunu hak ediyorsunuz, şarkı çünkü çok tuttu, çok tuttu. Peki şimdi de şu İrem Sakın videosunu izleyelim bakalım. Sevdiniz mi İrem Sakın yaptığı şeyi? Tabii. Böyle bir hakikaten oldu. Böyle bir katkısı oldu. Tabii. Peki. İrem Hanım'a da selam olsun buradan. Evet. Ne, tanıştınız mı kendisiyle?
Öyle sosyal medyada. Sosyal medyada. Evet. Harikuladeymiş. Bu kadar ilgi beklemiyordum demişsiniz. Peki ne bekliyordunuz? Neydi, ne oldu beklentiniz? İşte dediğim gibi abi, maksat ekmeğimiz, tenceremiz kaynasın diye çıktık. İşte yani Türkiye'de temsil edince mutluluk verdi, gurur verdi tabii bize. Harikulade. Çocuklarınız kaç yaşında? Muhammed Ali 7 yaşında. Eysan Menesem 4 yaşında abi. 5'e girecek inşallah. Harikulade, maşallah. Maşallah. Allah'ım. Ama bunu ne kadar güzel söylüyorsunuz. Yani bir sanatçı olarak da tenceremiz kaynasın. Ne aynen. kadar ne kadar tevazu içinde bir düşünce. Ne kadar aynen. bu da güzel örnek oluyorsunuz aslında. Tabii az verip aratmasın, çok verip aratmasın, az verip umdurmasın. Evet. Doğru. Heyecanım. Doğru. Biliyorum, nasıl? Biliyorum ama bu yani ne olur rahat olsun olalım. Abi. Peki. Şimdi yeni şarkılar hazırlıyorsunuz. Evet abi, işte bir ay oldu, yeni bir projemiz var. Sultan Süleyman isimli bir eserim var abi. Güzel. Söz müzik bana ait. Güzel. Onun üzerinde çalışıyoruz. Bomba gibi bir eserle de geleceğiz inşallah. Güzel, harikulade. Peki nasıl, tarihi bir şey mi? Yani ayrılan çiftleri bir araya getireceğiz diyeyim, öyle gibi. Mesela. Peki. Yani bu işitme kaybı neye neden oluyor? Enstrümanları duyuyorsunuz, müziği duyuyorsunuz. Nasıl engel olabilir size? Orta kulak, işte ameliyat oldum hocam. Engel aslında değil de bu insan yaşayarak evet. olduğundan mesela evet. müzik. Aslında sizin bir engeliniz var gibi görünmüyor ve bu bir engel değil galiba. Engel olarak yani değerlendirmiyor. Askerde babamı kaybedince kısmen şoka girdim yani kulaklarımdan. Öyle yani abi. Bir anda başınız psikolojik sağ olsun. Sağ olalar abi. Evet. Psikolojik bir mesele. Peki nerede yaşıyorsunuz? Ben Kayseri'deyim abi. Kayseri'de yaşıyorsunuz. Evet. Bir gidiyorsunuz, geliyorsunuz. Şu an turnedeyim. Programlara gidiyorum. Güzel. Turnemiz güzel. Var. Güzel. Ama aileniz Kayseri. Kayseri'de. Seviyor musunuz Kayseri'yi? Seviyorum tabii. Evet. Sevilmez mi? Evet. Kayseri. Benim de ailemin anne tarafım geçmişte anne tarafımın işte yani anneannem de İstanbul doğumlu ama bütün gerisi Kayseri'den geliyor. Toprağımız sıra bu zaman. Evet aynen. Aynen. Anne tarafım, baba tarafım da Erzurum tarafıdır. Ama evet. Sen menajerim de Erzurumlu. Aa güzel. Tamam. Güzel. Ona da selamlar. Peki sonra ne olacak? Bundan sonra ne diyorsunuz ailenize, mesela İstanbul'a mı taşınmak evet, istersiniz? İstanbul'u düşünüyoruz abi işte. Dedim ya, ikinci single'ımıza çalışıyoruz. Ona bir klip çekilecek. Bir Avrupa turnemiz var. Ondan sonra da işte İstanbul'a yerleşmeyi düşünüyorum abi. Allah'ın izniyle. Allah'tan bir mani olmazsa. İnşallah. Daha sonra sizler gibi buralım da. Bu biz ne yapıyoruz sizce? Yani abi, ne yapıyoruz? Çok, abi yani şu sevecenliğiniz her şeye yetiyor abi. İnsanları tatlım efendim. Baş tacısına. Ama bizim İstanbul zor şehir yani, aslında. Allah itibardan geri koymasın. Biz itibarı bravo. Kaybetmemeye bravo. Gayret gösteriyoruz. İtibar aynen. en önemli şey. Aynen abi. En önemli. Yani insan bir haksızlığa bile maruz kalsa, ki benim başıma geldi, bir haksızlığa bile maruz kalsanız ağlamak yerine hep tercih eder ki bir insan, hele hele bu memleketin insanı, aman der ki ben bir haksızlığa uğrasam bile yine de haklı bile olsam itibarımı kaybetmemek aynen. için uğraşmalıyım der. Aynen öyle abi. Doğru olan da o zaten. Doğru bir güzel. Tane abi. İki Kayserili konuşuyoruz burada. Cansın. Peki. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Rica ederim abi.